Günaydın sevgili TV41 izleyicileri. Tarihlerimiz 18 Ekim, Pazartesi, saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Güne başlarken programında birlikteyiz. Yeni bir haftaya başladık. Bugün haftanın ilk günü. Öncelikle yeni haftanın hepimize sağlık, huzur, bereket getirmesini temenni ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi yanımda Genel Müdür Yardımcımız Selçuk Sevim var. Nasılsınız? Nasıl geçti hafta sonunuz? Güzel bir hafta sonuydu. Cumartesi günü güneşli, pazarda tam tersi değil mi? Yağışlı. Tam bahar havasını yaşadık. Sen her ne kadar yağmuru sevmesen de hafta tatilinde güneşli bir gün geçirdin. Evet, benim şansıma gerçekten öyle oldu. Çok güzel bir sonbaharın en güzel günüydü diyebilirim. Dün yağmur yağarken aklıma geldi. İyi ki dedim bugün evet. Halbuki çalışıyor. Çünkü işte. Yağmurda pek sevmediğim bir hava şartı. Evet, bu arada dün Kandil'di. Evet. Öncelikle Kandil'inizi tebrik ediyoruz efendim. Dualarınızı ettiniz, ibadetlerinizi yaptınız. Kabul olması dileğimizle sizlerin de Kandil'i mübarek olsun. Çok teşekkürler. Buradan da tüm İslam aleminin geçmiş Mevlüt Kandil'i kutlayalım. Evet, şimdi hafta sonu Kocaeli Spor'un maçı vardı biliyorsunuz. Biz yine Ankara'dan boş dönmedik. Ankara'da artık böyle bir şey oluştu. 3 puan şeyimiz garanti oldu. 3 puanımız garanti. Ona bir bakalım. Çağdaş Kocaeli gazetesi var. Hemen böyle hızlı bir giriş yapacağım. Biraz Kocaeli Spor'u konuşalım istiyorum. Ankara'da güldük demiş. Skoru vermiş 1-0. TFF 1. Ligi 9. hafta mücadelesinde Kocaeli Spor deplasmanda Keçiören Gücü'nü 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. 2. yarıda Dino, İlyas ve Benhur'la net fırsatlar kaçıran temsilcimiz 81. dakikada Dino'nun attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. İlk yarı golsüz tamamlanmış. İkinci yarıya etkili başlayan temsilcimiz 48. dakikada mutlak bir gol kaçırdı. 80'de Dino ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem penaltı çaldı. Dino'nun golüyle Kocaeli Spor 1-0 öne geçti. 7 dakikalık uzatmada Kocaeli Spor kalesini gole kapadı ve maçı 1-0 kazanarak deplasmandan galibiyetle döndü. Güzel bir maç olmuş. Güzel bir maçtı. Dün televizyondan ikinci yarı izleme fırsatı buldum. İlk yarının sonlarına doğru daha doğrusu. Baktığımızda genel olarak şahsen ben Kocaelispor'u beğenmedim. Şimdi oynadığımız takım lig sonuncusu bir takım. Biz Süper Lig'e Süper Lig için mücadele ediyoruz. Ama lig sonuncusu bir takıma karşı daha net skorla, hani daha net skordan daha fazlası daha güzel futbolla bir 3 puanın gelmesini isterdik. Sonuçta 1-0 oldu, bizim oldu. Bu hafta Ümraniye, ligin yenilgisiz takımı Ümraniye berabere kaldı. Evet. Samsun Spor Menemen'de yenildi. Lig yarışında, üst mücadelede yavaş yavaş yerimizi garantilemeye başladık. Evet. Ama bu hafta çok önemli değil mi? Bu hafta çok, bu hafta da bir... Tabii. Bu hafta da yenersek çok çok iyi olacak. Ama bu futbollar ne kadar daha çekirge misali sıçrarız açıkçası onu bilemiyorum. Şimdi biz kendimizce yorumlar yapıyoruz ama dilerseniz... Tabii biz spor otoritesi değiliz. Evet, dilerseniz spor müdürümüz Selim Er Yılmaz maçı Ankara'dan takip etti. Kendisi dün döndü. Dilerseniz ona bağlanalım. Arkadaşlarımız hazırladıysalar spor müdürümüz Selim Er Yılmaz telefon attığımızda. Selim Er Yılmaz beni duyuyor musun? Günaydın Aygül. Günaydın. Selçuk Selim. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Selim, dün Kocaeli Spor'u beğendin mi? Ya Kocaeli Spor'u beğenmedim ama bizim için önemli olan orada galip dönüp galibiyet serisini devam etmekti. Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada galip yermek önemliydi. Kocaeli Spor evet iyi oynayamadı ama 1-0 kazanarak yoluna devam etti. Galibiyet serisini 4 maça çıkarttı. İsterseniz biraz maçın detaylarına gireyim. Tabii çok evet. Güzel olur. Dün gazeteci arkadaşlarımızla beraber Kocaeli Spor Keçiören maçını takip etmek için Ankara'ya gittik. Maçtan önce bir saygı duruşu vardı. Kocaeli Spor efsane futbolcularından Kamuran Akşar Cuma günü vefat etmişti ve bu maç öncesinde Kamuran Akşar hocamız için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Biz aslında Kocaeli Spor 11 ile ilk 11'ine baktığımızda farklı bir 11 bekliyorduk. Çünkü Sisse yorgun dönmüştü. Sisse'nin yerinde Semih Karadeniz
ve Omulu'nun son haftalardaki form düşüklüğü vardı. Ama Mustafa Reşit Akçay Omulu İlyas Kubile Yavuz'u kesip Omulu ile başlamıştı ve yorgun olan Sisse ile başladı. Maça ev sahibi takım inanılmaz hızlı başladı ve üstte gerçekten tehlikeli ataklar yakaladı. Ama kaleci Korcan Çelikay adeta kalecinde devleşti ve ilk yarıda rakibine gol şansı vermedi. Tabii maçın ikinci yarısında soyunma odasında farklı şeyler konuşuldu ve Mustafa Reşit Akçay kadroda yaptığı hatadan geri dönerek oyuna İlyas Kubile Yavuz'u alarak başladı ve İlyas oyuna girdikten sonra çok farklı bir oyunu izlemeye başladık. Kocaelispor üstte ataklar geliştirdi, pozisyonlar buldu ve 81. dakikada kazanılan bir penaltı vardı ve penaltı atışını Dino kullandı. Topu ağlara göndererek Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi. Hı hı. 1-0'dan sonra bir uzatma süresiyle beraber yaklaşık bir 15 dakika daha vardı. Ve bu hemen müdahale etti. Yorgun olan Sisse'yi alıp onun yerine Semih'i aldı. Akıllı oyuncu değişiklikleri yaptı ve Kocaelispor evet son 10 dakika gene bizim için her maçta olduğu gibi çok stresli geçti. Burada da gerçekten gene maçın önüne geçen bir isim vardı. Kaleci Korcan. Evet. Çelikay. Korcan'ın sakatlığının durumu ne? Bugün MR'ı çekilecek ama maçtan sonra Mustafa Reşit Akçay'la görüştüğümüzde büyük ihtimalle Gençler Birliği maçında oynayacağını söyledi. Umarız ki çok ciddi bir sakatlığı yoktur. Tabii Kocaelispor aldı bu puanla, bu 3 puanla puanını 16'ya çıkarttı ve liderle arasındaki puan farkını 5'e indirdi. 4 haftadır üst üste kazanan bir Kocaelispor var. Hı hı. Evet, taraftarlarımız belki oynanan futboldan çok memnun değil ama Mustafa Reşit Akçay özellikle üstüne basa basa şunu açıklıyor. Biz yavaş yavaş sağlam ayaklarımızı yere basarak çok şımarmadan bildiğimiz oyunla oynayarak sabırlı oyunumuzu devam ettirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Ankara'dan mutlu döndük. Çok önemliydi. Gerçekten burada 3 maç kazanmıştık ve bir milli takım arasına girmiştik. Milli takım arasından sonra genelde takımlar puan kayıpları yaşanıyor ama biz Allah'a çok şükür onu yaşamadık. Evet zor oldu ama 1-0 bir galibiyet önemliydi. Ve bu hafta oynanacak pazar günü saat 19'da oynanacak Gençler Birliği maçı öncesinde hem galibiyet serimize devam etmiş olduk hem de bu maç öncesinde de moral bulmuş olduk. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağının tozuyla geldin bizimle, evet, maçın değerlendirmesini paylaştın. Kapatmadan önce şunu da aktarmak tabii, istiyorum. Tabii tabii, buyurun. Üçüncü ligdeki takımlarımızın da dün maçları vardı. TFF 3. lig 2. grupta mücadele eden Darıca Gençler Birliği kendi evinde Kuşadası Spor'u 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Bu çok önemliydi Darıca evet. için. Evet. Çok kötü gidiyorlardı. Üst üste puan kayıpları yaşamışlardı. Bu galibiyet gerçekten onlar için iyi bir galibiyet oldu. Umarız ki bundan sonraki maçlar için de bir başlangıç olur. Belediye Denizli Spor son 2 haftada 2-2 yapmıştı, 6 puan almıştı ve bu hafta da kendi evinde Ordu Spor 1967 Spor Kulübü ile önemli bir maça çıktı. Maçın 24. dakikasında Ramazan Öztağ'ın golle 1-0 öne geçmesine rağmen maalesef 81. dakikada Can Koç'un attığı golle maç 1-1 sona erdi. Belediyeniz Spor bu maçı kazanmış olsaydı playoff hattına girecekti. Ama tabii daha çok uzun bir yol var. Uzun bir maraton var. Biz hem Kocaelispor'umuzun hem Darıca Gençler Birliği hem de Belediye Denizli Spor'un bu sezon bize en az bir playoff heyecanı yaşatacaklarını Kocaelispor'un da mutlaka hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tayyip Büyükakın'ın verdiği bu büyük destek, taraftarımızın sahiplenmesi, şehrin kenetlenmesiyle mutlaka bir üst lige çıkacağına inanıyoruz. Hı hı. Ben bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Selim, kapatmadan. Evet. Şimdi ağır aksak 3'er puan aldık 4 haftadır. Takım
takımın iskeleti komple değişildi. Yeni bir kadro geldi. Evet. Hoca keza geçen yıl ikinci yarıda bize katıldı. Şimdi bu tip takımların, hani kadrosu tamamen yenilenen takımların, senin geçmiş futbol tecrübeni, Kocaspor'u iyi takip eden biri olduğu için diyorum, biz gönül rahatlığıyla maçın son 10 dakikasını keyifle ne zaman izleyeceğiz Kocaspor'u? Ya bunun için bir 3-4 hafta... Hoca ne diyor? Yani, öyle diyeyim sana. Yani bir 3-4 hafta daha zamana ihtiyacımız olabilir. Çünkü gerçekten Kocaspor lige çok şanssız başladı. İşte tam hazırlık döneminde Mustafa Reşit Hoca'nın hastalığı, hastanede yatması, takımla çalışamaması, takımın %80 yeni futbolcular ve hepsi farklı ülkelerden. Yani onların bırak sahada maç oynaması için, beraber yürüyebilmesi için bile bir zamana ihtiyacı var. Hı hı. Hepsinin farklı farklı dilleri var, farklı farklı kültürleri var, farklı ülkelerden bir anda bir araya geldiler. Ya bu futbolcular geçen sene de aynı takımlarda oynamadılar. Hepsi, örneğin bir Dino geçen sene 7 ay futbol oynamamış bu pandemiden dolayı, Çin Ligi oynanmadığı için. Dino 7 ay ayağını topa vurmadan buraya geldi ve çok büyük eleştiriler aldı. Ama şu an baktığımızda Kocaspor tek başına taşıyor ve attığı gollerle Kocaspor'u şampiyonluk yarışı içinde tutabiliyor. Bizim taraftarlarımız biraz sabırlı olurlarsa, biraz daha tribüne gelip destek olurlarsa, ben Kocaspor'un ileri önümüzdeki 3-4 haftadan sonra çok daha rahat bir futbolla bu galibiyet serilerine devam edeceğine inanıyorum. Bu hafta maç içeride değil mi Selim? Evet, bu hafta maç pazar günü saat 19'da Gençlerbirliği'yle. Gençlerbirliği'de son haftalarda çıkışta olan bir takım. Bu hafta statü gereği bay olarak geçirdi. Bu hafta maçı yoktu. Pazar günü biz Kocaeli Stadyumu'na biraz daha taraftarlarımızın fazla gelmesini istiyoruz. Şimdi evet. Ben söyleyecektim. Evet. Çünkü gerçekten yaklaşık 12 bin tane pasolik alan taraftarlarımız var. Ama bunların sadece 3000-4000'i stadyuma geliyor. Bu sayının biraz artması lazım. Ben öyle inanıyorum ki bu aldığımız galibiyetle rakiplerimizin de puan kaybetmesiyle Kocaelispor taraftarları bu hafta biraz daha bir ilgi gösterecek ve Kocaelispor Gençlerbirliği yenerek çıkışına devam edeceğine inanıyoruz. O zaman bu hafta sonu için ne yapıyoruz? Cuma gününden plan yapıyoruz ya, hafta sonu ne yapacağız? Evet, ya? Yine maç. Evet. Maç cumartesi planını... pazar gündüz saatlerinde tatilimizi yapıyoruz. Hafta sonunu ailemizle birlikte geçiriyoruz. Saat 19'da Kocaelispor Gençlerbirliği maçını izlemek için yeni stadyuma gidiyoruz. Senin bir de 12 bin civarında pasolik var dedin. Doğru mu? Evet. Aman. Ya pasolik almak çok mu zor? Hayır, pasolik almak çok kolay. Yani bir yarım saatinizde almaz. Kocaelispor kulübüne gittiğinizde yarım saat içinde pasoliki alabilirsiniz. Tabii ya burada, fuar içine gidiyoruz değil mi? Fuar içinde Kocaelispor. Evet. Yani burada tabii bazı aşı olmayan taraftarlarımız var. Onu da söyleyelim. Lütfen aşılarımızı olalım. Takımımızı yalnız bırakmayalım. Yani bu taraftarlarımız aşıdan dolayı maça gelmeyen taraftarların olduğunu biliyoruz. Hem aşımız olduğumuzda hem sağlığımız için büyük bir adım atmış oluyoruz. Hem de takımımızın maçlarına rahatlıkla girebiliyoruz. Hı. Yani biz işte hepimiz aşılarımızı olduk. Takımımızı yalnız bırakmıyoruz. Aynı şeyi de taraftarlarımızdan bekliyoruz. Lütfen aşılarını olsunlar. Yani şöyle bir avantajımız var. 34 bin kişilik bir stadyumumuz var. %50'si yani yaklaşık 17 bin taraftar gelebiliyor. Bu diğer takımlarda böyle bir avantaj yok. Biz bu avantajımızı kullanıp Kocaelispor'umuzu maçlarda yalnız bırakmayalım. Ki görüyoruz ki Kocaelispor maçlarında 4 bin taraftar olmasına rağmen o destek, o coşku, hı hı, takımı ayakta tutabiliyor. Evet. Hakemleri etkileyebiliyor. Rakip futbolcuları etkileyebiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Biz bu avantajı kullanmak istiyoruz. O yüzden Gençlerbirliği maçında en az bir 10 bin taraftar bekliyorum ben. Umarız Kocaelispor taraftarları bu maçı televizyonda değil de stadyumda izler. İnşallah diyelim. İnşallah. Çok sana teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet.
ayağının tozuyla spor müdürümüz Selim Er Yılmaz geldi. Dün Ankara'daydı. Canlı canlı maçın, maçta yaşananları ve maçın özetini bize aslında bir nevi aktardı uzun uzun. Zaten bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde 3. devre programında daha ayrıntılı konuşacak. O programı da sakın kaçırmayın diyelim. Kocaeli Spor'u bir kez daha tebrik edelim. Halbuki Kocaeli Spor'un Süper Lig maçına gidebildim mi? Hayır. Çok güzel oluyor. Hani burada inşallah yani bu sene inşallah Süper Lig'e çıkarız. Gelecek sene Süper Lig'de mücadele ederiz. Hani buradaki atmosferden çok çok farklı oluyor. Hı hı. Niye? Gelen takımlara taraftarıyla birlikte geliyor. Maçı güzel kılan hem futboldur, evet, en önemli şey taraftardır. Taraftardır kesinlikle. Eğer taraftar yoksa, taraftar coşkusu yoksa, tiyatro gibi sessiz bir mücadele. Hani bunu geçen yıl seyircisiz oynanan maçta yedek kulübesinde konuşulanlar dahi duyuluyordu. Hı hı. Futbol taraftarla güzel. Taraftar olunca futbolcular daha güzel oynarlar. Hı hı. Rakip takıma. Çünkü düşünün, bir ilçe diyelim, spor kulübü buraya gelmiş. 34 bin kişilik stat. Hani 3. ligde 2. lige çıkan ve 1. lige çıkan bir Kocaeli Spor var. Hı hı. 34 bin taraftarın içinde arenada gibi, öyle diyelim. Evet. Bir alanda hayatlarında o kadar taraftar görmemiştir belki de deplasman takımı, hı hı, futbolcuları. Bir de Kocaeli Spor bunu arkaya aldığında, inanın Kocaeli'de yenemeyeceği hiçbir takım yok. Kesinlikle. İnşallah o günleri de görürüz İnşallah. Yakın bir zamanda. Şimdi artık birazcık dedik böyle Kocaeli Spor'umuzu konuşalım. Neler yaşandı onları bir aktaralım sizlere. Hem de dedik böyle haftanın ilk günü işte siyasetle, gündemle, kötü haberlerle başlamayalım. Güzel şeyler konuşalım istedik. Dilerseniz artık biraz ufak ufak gündeme de girelim. Çağdaş Kocaeli Gazetesi, şimdi dün bir kongre vardı. Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan buradaydı. Onu taşımış manşetine, Erbakan'dan Yeniden Refah Partisi'ne moral demiş. Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli'nin sandık baş müşahitleri tanışma eğitim programına Genel Başkanları Doktor Fatih Erbakan'ın katılması partililere moral oldu. Erbakan coşkulu salonda meşaleler ve Mücahit Erbakan sloganlarıyla karşılaştı diye bir haber. Yoğun bir katılım, coşkulu da bir kongre, evet, olmuş. Seçim havasında geçmiş. Milli görüşün Kocaeli'si var demiş. Amerika'nın Pentagon'u varsa milli görüşünde Kocaeli'si var demiş bu Kocaeli'den yapılan coşkulu katılıma. Şimdi yeniden Refah Partisi, hı hı, Genel Başkanı Fatih Erbakan, Refah Partisi'nin Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Şimdi Fatih Erbakan doğru söylemiş. Amerika'nın Pentagon'u varsa Refah'ın da Kocaeli'si, hı hı, var diye. Refah Partisi'nin ilk kazandığı belediyelerden biri Ulaştı Belediyesi'ydi. Hı hı. Hani Burhan Abiş'in başkanlığında Refah Partisi'nin Türkiye'de Konya'dan sonra benim bildiğim ikinci kazandığı yer Ulaştı'ydı. Milli Görüş'ün kalesi olarak, hı hı, tanımlanırdı. Hala dünkü görüntüye bakınca, o coşkuyu ekranlarda görünce bunun hala bitmediğini gördük. Ama sorun şu, şimdi Refah Partisi geçmişte AK Parti'den önce tek başınaydı. Refah Partisi kapatıldıktan sonra Fazilet Partisi, Fazilet Partisi'nden AK Parti, AK Parti'den sonra şu anda mevcut olan Saadet Partisi geleneği sürdürüyor. Bir de bunun içinden ayrılan demeyelim, oradan tekrar çıkan yeniden Refah Partisi var. Şimdi Milli Görüş'ün bu ülkede bir tabanı var. Hı hı. Ciddi bir tabanı var. Nasıl Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir tabanı varsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı varsa, AK Parti'nin bir tabanı varsa, Milli Görüş'ün de bir tabanı var. Şu anda konuşmasının bir başlığında Fatih Erbakan'ın anketörlerin anketlerde kendilerine yer vermediğini, diğer diye geçiştirdiğini öne sürüyor. Ama yeniden Refah Partisi'nin oy oranının ciddi bir rakama ulaştığını belirtiyor. Hı hı. Bu ne derece doğrudur? Şimdi genel başkan, hiçbir genel başkan çıkıp da benim oy oranım %1, %2 veya 0.5 demez. Yıllardan beri seçimlere gelip seçimlerde birinci parti olduğunu bildiren genel başkanlar gördük.
%20 oy alacağız dendi, %15 oy alacağız dendi. Yeri geldi kendi yerel seçimlerde belediye başkanlarının oy dahi vermediği siyasi partileri gördük. Şimdi Refah Partisi, yeniden Refah Partisi diyelim, en büyük avantajı Mehmet Aras gibi bir il başkanına sahip olması. Mehmet Aras çok iyi muhalefet yapar, çok iyi gündemi takip eder ve şöyle gazetecilere nelerden hoşlandığını bilir, kamuoyunun nelerden hoşlandığını bilir ve ona göre muhalefet yaparken basın toplantısında şekilli gösterir. Hı hı. Bir boş zeytin tenekeyle gelir, ayçiçek yağı onun fiyatını gösterir. Ayvayı gösterir, ayvayı yedik diye bir muhalefet anlayışı vardır. Hani Refah Partisi'nin, yeniden Refah Partisi'nin en büyük avantajı Mehmet Aras gibi bir il başkanına sahip olması. Hı hı. Şimdi yeniden Refah Partisi Millet İttifakı'nda mı yoksa Cumhur İttifakı'nda mı yer alacak? Onun netleştirmesi lazım diyorum. Hı hı. Neden? Geçen hafta Millet İttifakı'nın bir toplantısı vardı ve Cumhur İttifakı'nın ziyaretleri vardı. Hı hı. Cumhur İttifakı ziyaretleri kimlereydi? Bir, Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi Büyük Birlik Partisi il başkanlığına. Hı hı. Ama Refah Partisi'ne herhangi bir ziyaret veya Millet İttifakı'nın toplantısında göremedik. Birazcık daha son düzlüğe girilirken mutlaka yeniden Refah Partisi çizgisini belli edecektir. Millet İttifakı'nda mı, Cumhur İttifakı'nda mı olacağını da gösterecektir. Hı hı. Ne diyelim, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Erbakan'ın bir sözüyle bu şeyi bitirelim. Milli Görüşçü tekeden süt çıkartır. Buradan rahmetli analım Erbakan, evet, hocamızı. Şimdi altın bir süredir durağan seyretti. Bayağı da bir uzun bir süre böyle çok fazla küçük küçük belki işte arttı azaldı ama bu ara altında bir kıpraşmalar var, bir dengesizlik var. Hatta yükselişe geçti. Hal böyle olunca vatandaşlar altınlarını bozdurmaya kuyumculara koşuyor ve bir günde 1,5 milyon TL değerinde altın bozdurmuşlar. O haberin detaylarına bir bakalım. Bu sadece Kocaeli mi? Kocaeli. Hayır, Kocaeli'nin kuyumcusu yastık söylüyor. Yastık altındaki altınlar çıktı. Aynen öyle. Satış yapamadık. 1,5 milyon TL değerinde altın bozduruldu demişler. Son günlerde döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle kuyumcuların yolunu tuttu vatandaşlar. Fiyatların yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar kar amacıyla biriktirdikleri altınlarını bozdurmak için kuyumculara akın etti. Kuyumcular bir günde toplam 1,5 milyon TL değerinde altın bozdurdu. Şimdi kulislerde dönen şu, biraz daha yükseleceğini bekliyorlar. Hı hı. O yüzden çok da acele etmeyin. Acil bir durum yoksa yani biraz ama, daha bekleyebilir. Ama şimdi ekonomi olduğu için yönlendirme yapmayalım. şimdi bize bizim sözlerimize güvenip altın bozdur veya alanlar değiliz. Vardır. Hı hı. Hem vatandaşın altın bozdurmasındaki cuma gününden bahsediyorum. Cuma, cumartesi. Evet. Normal, çünkü altın yaklaşık 7-8 aydır bayağı hiç oynama yoktu. Hiç artış olmadı, evet. Gram kımıldamadı deriz. İnsanlar yatırım amaçlı, hı hı, aldılar, bozdurmak da istemediler. Çünkü bozdurduklarında zarar edeceklerini biliyorlardı. Hı. En ufak bir kıpraşmada diyelim, ufak bir harekette yastık altındaki altınlarını bozdurup, hı hı, belki farklı yatırım araçlarına dönmüştür. En iyisi altındır, ben öyle diyelim. En iyi yatırıma, en, evet, güvenli değil mi? Evet, şimdi yine pazar sabahına böyle, yani cumartesi gecesi aslında açıklandı yeni vaka haritamız ve ne yazık ki vaka sayımız hızla artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. 100 bin kişide haftalık vaka sayımız 413,92'ye kadar yükseldi. Geçtiğimiz hafta bu oran 374,86'ydı. Oldukça yüksek bir artış. Yani geçen hafta %115 gibi bir artış var. Rakamsal olarak bakarsak geçen hafta haftalık vaka sayımız 7470 iken bu haftaki sayı 8266 oldu. Günlük vaka sayısı ise geçen hafta 67 iken bu hafta sayı 180'i buldu diye, yani neredeyse günlük olarak baktığımızda iki katını geçmiş durumdayız. Şimdi üçüncü doz aşı. Öyle diyelim. Üçüncü, evet, artık doz aşı. Üçüncü dozun değil mi? Bir, evet, an önce aktifleştirilmesi gerekiyor. Çünkü ülkemize ilk Sinovac geldi. Ocak, Şubat, Mart aylarında. Çok oldu. Bunlar insanlarımız aşılandılar. Hı-hı. İkinci dozu da keza en fazla Nisan ayı gibi aşılandılar. Evet. Aradan 6 ay geçti. Zaten aşıların etkinliğini hep 6 ay olarak gösterirler. Toplumda şunu görüyorum. Üçüncü doz oldun mu, olmadın, neden olmadın?
Türk Olak bekliyorum. Yani şu anda yerli Olak. Aşıyı. Yani yerli aşıyı bekliyorum. İki tane Sinovac oldum. Türk Olak bekliyorum. Neden diyorum BioNTech olmuyorsun? Yok ben Türk Olak olacağım. Hani bir nevi biraz bana şey geliyor. Aşıdan kaçmanın, BioNTech'ten kaçmanın farklı evet, bir yolu. Diyorum ki garantim var mı? Türk Olak diyelim ki bir ay sonra. Sonuçta bu aşı çalışmasıdır. Aşı çalışmasında fazlar önemlidir. En son geçtiğimiz hafta Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de iki doz aşı olup üçüncü doz olmayanlar gönüllü olmaya davet edilmişti. Şimdi bu gönüllülük esasında bu fazla bitecek. Fazın olumlu gittiğini düşünelim. Herhangi bir aksilik olmadı. Bunun seri üretime girmesi en iyimser. Hani hiç aşıyla şeyim yok. Ne diyelim? Daha önce kimseyle aşı üretimi nasıl olur, nasıl yapılır? Onu dahi bilmiyorum. Sadece mantık yürütüyorum. Seri üretime girilecek. En az iyimser bir tarih vereyim. Bir ay, bir buçuk ay. Evet. Hani bugün bismillah diyelim. Aşı seri üretime girilecek. Bir ay, bir buçuk ay. Bunun bir süresi var. Şimdi iki doz Sinovac olmuşuz Nisan ayında. Aradan 6 ay geçmiş ve aşının maalesef etkisi azalmış veya antikorlar bitmiş. Evet. Şu anda vaka artışlarında insanların en büyük etkeni gördüğüm kadarıyla 3. doz aşıda Türk Olak'ı beklemeleri. İnsanlarla konuştuğumuzda 3. dozu ne zaman olacaksın veya sohbet arasında ben Türk Olak bekliyorum diyor. Hani yarının bir garantisi yok. Yarının Covid yakalanmadan güne başlayacağımızın bir garantisi yok. Türk Olak'ında daha seri üretime geçme aşaması var. Şimdi bu aşamaya gidilirken insanların beklemesi biraz mantıksız geliyor. Çünkü geçen hafta 379 muydu geçen haftaki evet. vaka? 374.86'ydı. Şu anda 420'lere 413, dayandık. 413 evet. 420'lere dayandık öyle diyelim. Ortada bir diğer bir gerçek 23 yaş altı gençlerin aşısız şimdi olması. Şimdi ona gelecektim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunu özellikle belirtiyor. Umulanın aksine üniversite öğrencilerinde aşılama oranı oldukça düşükmüş. Özellikle gençleri tekrardan aşıya çağırdı. Hem üniversite hem lise biliyorsunuz yaş düştü. Tabii, artık tabii. Ailenin isteğiyle küçük çocuklarda bile aşı 18 yaş altı velilerin oluyor. İzni de tabii. Ama çok düşükmüş bu oran. Biraz da yayılımı buna bağlıyor Bakan Koca ki bence de öyle. Çünkü evet. okullar açıldı. Her gün konuşuyoruz. İç içeler ve rehavete kapıldık. Bu da işte gribi ve soğuk algınlığını tetikledi. Geçtiğimiz yıl diyor Sağlık Bakanı, geçtiğimiz yıl bu kadar grip ve soğuk algınlığı yoktu. Çünkü hasta olmaktan Çünkü korkuyorduk. Hem kapanmalar vardı hem daha tedbirliydik. Bu yıl o tedbirler azalınca işte maskeler aşağıya inince onlar da bulaşmaya başladı hızlıca. Böyle bir karmaşık bir dönem içerisindeyiz. Diliyoruz. Artık yani, bir an önce maçı konuştuk az önce. İşte en kötü maça girebilmek için bile aşınızın olması gerekiyor. Umarım bir an önce artık gençler yani arasında biraz, özellikle. Birazcık da tamam devlet olarak şey bıraktık. İsteğe bağlı bıraktık. Ama birazcık daha bence yaptırım uygulanması lazım. AVM'lerin dışında diğer bazı uygulamaların da getirilmesi lazım ki aşılanma birazcık daha artsın. Şimdi aşı karşıtları bize kızıyordur haklı olarak. Ama aşı olmayanlar yüzünden ben sevdiklerimi kaybetmek istemiyorum açıkçası. Herkesi bir kez daha aşıya davet ediyoruz. Şimdi Canan Can yazmış. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısacık bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Yes.
ekranları başına yeni gelmiş izleyicilerimize günaydın, hoş geldiniz efendim. Şimdi Türkiye'nin gündemine geçmedik, daha hala Kocaeli'yi konuşuyoruz, aşıyı konuşuyoruz. Arada bir çay alalım dedik, bayağı da dışarısı soğuktu, ben bayağı üşüdüm. Şimdi çayı içince böyle bir kendimize geldik. Sizler evin içerisindeyseniz keyfini çıkarın diyelim. Şimdi Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde yine aşıya bağlayacağım. Yine aşı olmadığı için erken doğum yapan, hem kendisi bir aydır yoğun bakımda tedavi gören hem de bebeği küvezde olan bir anne var. Bununla ilgili bir VTR'miz de var. Yönetmen arkadaşımdan rica ediyorum o VTR'yi de hazırlarsa. Önce bir detaylara bakalım, sonra onu bir izleyelim anneden, çünkü herkese bir çağrı var. Yakalandığı COVID-19 nedeniyle erken doğum yapan Nurcan Türtük aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. Eşi de olmuş ama eşi 2 doz aşılıymış. Kendisi bir aydır hem yani ciğerlerine tüp falan takılmış, bayağı ciddi bir sıkıntı yaşıyor şu anda. Dilerseniz onu bir izleyelim, sonra konuşalım. Kocaeli'de yaşayan 27 yaşındaki Nurcan Türtük geçtiğimiz ay koronavirüse yakalandı. Çeşitli sebeplerden dolayı aşı olmayı reddeden ve hastalığı ağır geçiren Türtük erken doğum yaptı. Bebeği küvezde tedavi altına alınan genç kadının Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatışı verildi. Ciğerlerine tüp takılan Nurcan Türtük'ün bir aydır yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Nurcan Türtük'ün eşinin de koronavirüse yakalandığı, 2 doz aşısının da tam olduğu için herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Koronavirüse yakalandım. Hamileydim diye aşı olmadım. Çok zorlu bir süreçten geçtim. Bir ay yakındır hastanedeyim. Yoğun bakıma alındım. Entübe edildim. Çok zorlu bir süreçti benim için. Koronavirüsün bana verdiği hasar hala bitmiş değil. Ciğerime tüp takılı. Tedavim devam ediyor. Ne zaman bitecek bilmiyorum. Yani aşı olmadığım için çok pişmanım şu an. Büyük bir hata yaptım. Keşke olsaydım. Olsaydım bugünleri hiç yaşamayacaktım. Eşim de Covid oldu. O çok aşısını olduğu için zaten 2-3 günde atlattı eşi. Çok şükür şu an hiçbir sıkıntısı yok. Hani aşısını da olmuştu. Ama ben aşı olmadığım için bir aydır, hatta 1,5 aydır bu şeyi yaşıyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Aşınızı olun, özellikle hamile bayanlara. Yani benim yaşadıklarım çok zorlu bir süreçti. Allah kimseye yaşatmasın. Ölümden döndüm yani, bildiğin ölümden döndüm. Evet, kendisine acil şifalar diliyoruz. Bebeğine de tabii ki öyle. Çünkü çok küçük bir bebek. Durumu ne olur bilemeyiz. Burada işte yaşayan bir insanın, bizzat olayı yaşamış bir insanın belki sizlere çağrısı daha etkili olur. Bizler her gün söylüyoruz ama çok fazla... Evet. Buradan Nurcan ciddiye Hanım, alınmıyor, öyle söyleyeyim. Nurcan Hanım'a geçmiş olsun diyelim. Rabbim çocuğunu sağlıklı, huzurlu büyütmeyi nasip etsin. Amin, inşallah. Şimdi Nasrettin Hoca evde merdivenden düşüyor. Yerde uzun uzadıya yatıyor. Karısı feryat fiyan dışarı çıkıyor. Komşular geliyor. Nasrettin Hoca dışarıdan biri doktor çağıralım diyor. Kimi kırıkçı çağıralım diyor. Kimi onu çağıralım, bunu çağıralım derken Nasrettin Hoca yerde acılar içinde gözünü açıyor. Diyor ki bana merdivenden düşeni çağırın. Benim hastalığımı, benim bana ne yapılması gerektiğini o söyler. O daha iyi bilir. Şimdi Nurcan Hanım da buradan tüm aşısız. Şimdi anne adayıymış. Şu anda şükür anne. Orada tavsiyesi var. Merdivenden düşen olarak Nasrettin Hoca gibi. Evet. Keşke aşımı yaptırsaydım diyor. Şimdi insanlarda nereden çıktığı belli değil, öyle diyelim. Şimdi Covid vakası geçen yıl çıktığında daha hiç kimse aşı olmadan bir şehir efsanesi dolaştırmaya başladılar. Çocuklar doğunca 3 kulaklı, kuyruklu, burunlu, bilmem ne. Hani insanın aklına, hayaline alay edercesine şehir efsaneleri ortaya çıktı. Aman çocuğunuz olmaz, çocuğunuz sakat var, odur budur. Ya arkadaşım, aşının çıkış tarihi belli. İnsanların aşı vurulma tarihi belli. İnsanların doğum tarihi belli. O bebeğin doğduğu tarih belli. O çocukta herhangi bir sakatlık varsa o insan aşıdan mı olmuş, olmamış mı? Hani elinde hiçbir bilimsel verisi yok. Hiçbir şeyi yok. Ortaya bir safsata atıyorsun. Ortaya bir yalan atıyorsun. Ondan sonra 40 akıllı bırak çıkarmayı. O 40 akıllı mücadele edemiyor. Yazık, günah değil mi? Nurcan Hanım şükür hayatını kurtarmış ve bebeği de sağlıklı.
Ne diyor? Benim kocam 2 doz aşı oldu. O da Covid. Covid'e yakalandı. Ama hafif üç geçirdi. 3 günü atlattı, evet. 3 günü atlattı. Şimdi kendisi, hani kimseyi suçlamak istemiyoruz. Kendisi haklı olarak, insan hamile olunca daha dikkatli olur, yemesine içmesine daha dikkat eder. Çünkü artık iki candır. Kendinden çok bebeğini düşünür. Evet. Birisi demiştir ona, aman aşı olma, çocuğuna zarar verirsin diye. O da onları inanıp maalesef aşısını olmamış. Ama doktorların çabası, Allah'ın takdiri diyelim, hayatta tutunmuş. Nice böyle hamile adaylarımız var. Nice hamile bayanlarımız var. Maalesef aşı olmuyorlar. Bunu defaatle söyledik. Bir doktorla sohbetimizde dün diye bahsettiğinde 25 vaka hamile, 25 kişiyi Covid'den dolayı hastaneye yatırdığını söyledi. Hani bunu söyleyen doktor, dışarıdaki Ahmet Efendi, Mehmet Efendi değil. Dün muayene etmiş, ciğerlerine kadar inmiş, kimine dedi servis yatırdık, kimine yoğun bakıma yatırdık, belki de entübe etme durumunda kalacağız diye söyleyen doktorlar var. Şimdi entübede ister istemez anneyi kurtarmak için maalesef çocuğunun hayat, yani 25 haftalık, 26 haftalık, hani 7. aya daha dolmayan çocukların hayatına maalesef son verilmek zorunda kalıyor. Çünkü anneyi kurtarmaları için. Evet. Şimdi hamile bayanlara diyoruz ki lütfen doktorunuza görüşün, aşınızı olun. Bugün geç değil ama yarın geç olabilir. En azından bir gün önce kendinizi kontrol altında, kendi sağlığınızı düşünmüyorsanız çocuğunuzun sağlığını düşünün. Doktorunuzla görüşüp uygun aşıyı mutlaka ama mutlaka olun. Yazık günahtır ya. Evet. Yazık günah. Artık böyle hani haberler bunu, okumak istemiyoruz gerçekten. Hiç istemiyoruz. Hani bu Nurcan Hanım'a o telkini veren, aman aşı olma diyen kimse kafasını yastığa koyduğunda rahatlıkla uyuyabilecek mi? Ciğerime tüp bağlandı diyor. Artık tüm ciğerine intikal etmiş. Ciğerini nefes alamaz hale getirmiş. Doktorların çabasıyla hayatta kalmayı başarmış ve çocuk da şükür yaşıyor diyelim. Evet. Ama bu tip vakaları, bu tip haberleri okuyup buradan yorum yapmak istemiyoruz. Lütfen hamileler daha dikkat edin. Çünkü siz iki can taşıyorsunuz. O çocuğunuzun sorumluluğu size aittir. Hani bir nevi intihar ya. Evet. Hani açıkçası bir nevi intihar. Risk alıyoruz. Çok büyük bir risk alıyoruz. Sonucunun da ne olacağını bilmeden hem kendi hayatınızı, yani hamileyseniz hem de bebeğinizin hayatını riske atmış oluyorsunuz. O yüzden lütfen birazcık daha duyarlı olalım. Şimdi hemen bir başka haberle devam ediyorum. %50'nin çok üzerindeyiz demiş AK Parti İl Başkanı Mehmet 55. Son anketlere göre Cumhur İttifakı'nın Türkiye'deki oyunun %50'nin üzerinde, Kocaeli'nde ise bu oranın daha da yüksek olduğunu ifade etti. Başkan 55 ne Türkiye'de ne de Kocaeli'de bir oy düşüşü var ifadelerini kullandı. Birazcık detaylara bakacağım. Anketleri açıkladı demiş. Bunu zaten söyledim. AK Parti çözecek demiş. Muhalefetin özellikle ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdiğine değinen 55, ekonomide sistem işliyor, çark dönüyor. Türkiye olarak büyümeye devam ediyoruz. Fakat dünyadaki enerji fiyatlarından kaynaklı, tedarik zincirlerinden kaynaklı, pandemiden kaynaklı sorunlar var mı? Var. Halk 20 yıldır olduğu gibi problemlerini yine AK Parti tarafından çözüleceğine inanıyor demiş ve vekillerimiz çalışıyor demiş AK Parti İl Başkanı Mehmet 55. Şimdi bu zamanlarda ve seçim zamanında anketler ortalıklarda dolaşır. Şimdi diğer tarafa Millet İttifakı diyelim, onların anketlerine baktırıldığında AK Parti'nin %30-35 oranında oy aldığı gözüküyor ama onun altına hiç düştüğü gözükmüyor. Şimdi Mehmet 55 de diyor ki biz Cumhur İttifakı olarak %50'nin üzerindeyiz ve 2023'te alınacak olan seçimleri kazanacağız. Şurada Mehmet 55'e katılıyorum. Ülke, dünyada ciddi bir kriz var. Ne krizi var? Enerji krizi var. Doğalgaz krizi var. Petrol krizi var. Geçtiğimiz ay İngiltere'de petrolle ilgili ciddi sıkıntı yaşandı. Almanya'da dahi mazota, hani hep örnek gösteririz ya, Almanya'da artmıyor, diğer şeylerde artmıyor diye. Bununla ilgili zam oranları oldu. Tamam,
ülkemizde de zam var tüm dünyaya baktığımızda. Bana kalsa keşke olmasın deriz. Şimdi önümüz kış, doğalgazla ilgili bakalım Rusya'nın, İran'ın veya yurt dışından aldığımız doğalgazla ilgili ülkelerin fiyat politikası ne olacak onu bilmiyoruz. Hı hı. Birazcık daha sabır. Karadeniz'den doğalgazımızı çıkarttığımızda belki bir sene iki sene daha doğalgazla ilgili ciddi sıkıntı yaşayacağız. Çünkü yurt dışına bağımlısın. Biz bundan önce Bulgaristan'dan elektrik alıyorduk. Ya bildiğiniz Bulgaristan'dan Türkiye olarak biz elektrik alıyorduk. Bununla ilgili yatırımlar yapıldı. Artık yurt dışına elektrikle ilgili en azından bağımlılığımız eski oranla daha da düşük. Şimdi kış ayına geldik. Sanayi diyoruz. Türkiye'ye sanayi üretiminde baktığımız büyüyen ülkelerde %10 civarında büyüme öngörülüyor ve bunu başardı. Şimdi sanayi üretimi yapılırken de doğalgaz ihtiyacı var. Artık eskisi gibi termik santrallerle sanayiler çalışmıyor. Doğalgazla çalışıyor. Dünyada da doğalgaz veren ülke sayısı 5'i geçmez diyelim. Rusya'dır, İran'dır, Katar'dır ve birkaç tane daha ülkede doğalgazı tüm dünyaya bunlar satarlar. Rusya'nın doğalgaza ciddi oranda zam yapması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda zaten bu gündeme gelecek. Mehmet 55 diyor ki biz %50'nin üzerindeyiz. Millet İttifakı da diyor ki biz %50'nin üzerindeyiz. Bakalım önümüzdeki günlerde neler değişecek? Hı hı. İttifaklar nasıl çalışmaya devam edecekler? Oy oranlarını kim koruyacak? Bunun en güzel örneğini, en güzel sonucunu 2023 seçimlerinde yapacağız. Ama ben AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın %50'nin altında, çok çok altında olduğuna inanan değilim. Şimdi anket oranlarına seçimlerde baktığımızda her zaman AK Parti düşük gösterilir. Sadece bu bir kere gösterilen oy oranı 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkmıştı. 7 Haziran seçimlerinde AK Parti %40'ın altında oy almıştı. Buna mukabil 3 ay sonra 3 Kasım seçimleri yapıp tekrar başarılı olmuştu. AK Parti'nin oyunun, yani Cumhur İttifakı oyunun %50'nin üzerinde olmasa bile %47-%48 civarında gittiğini gözlemliyoruz, öyle diyelim. Evet. Sonuçta sokaktayız. Aynen öyle. Hani anket yapmasak bile insanlarla dertleşirken, insanlarla konuşurken bir şey var mı? En güzel anket budur en zaten. En güzel anket budur. Bir sıkıntı var mı? İnsanların tek derdi şu anda geçim. Evet. Ekonomik açıkçası sıkıntılar. Onu da insanlar şöyle diyor. Tamam diyor, pandemiden çıktık diyor. Dünyada yaşanan ekonomik kriz diyor. Önlem alınabilir miydi? Alınamaz mıydı? Onun yorumunu yapıyor. Ciddi bir şey var ekonomiyle ilgili. Çünkü bugün aldığınız bir ürünü, 5 liraya aldığınız ürünü yarın 5 liraya alamıyorsunuz. Ya 5,5 lira veya 6 lira oluyor. Ülkede devamlı oynayan bir şey var. Ekonomi var. Şöyle diyeyim. Şimdi yurt dışından gelen ürünlere baktığımızda onlardaki artışı normal olarak gözlemleriz. Niye? Dolar artıyor deriz. Euro artıyor veya diğer şeyler. En basit ülkemizde mesela köpek maması üretiliyor. Bildiğimiz köpek maması Türkiye'de üretiliyor. Birçok şehirde üretiliyor. Bunun ithalatla, ihracatla hiçbir alakası yok. Tamamen iç piyasaya veriliyor. Buna peynir de dahil, diğer ürünler de dahil. Şimdi 110 liraya aldığın ürünü şu anda 15 kiloyu 160-170 liralardan satışa sunuldu. Ya arkadaşım, bunu yurt dışından getirmiyorsun. İçindeki küspeyi veya diğer şeyi. Kokusunu da getirmiyorsun. Poşet hadi diyelim de o kadar zaten totale baktığın zaman şey değil, gider masrafı değil. Peynire bakıyorsun, zeytine bakıyorsun. Zeytin geçen senenin zeytine. Zaten geçen sene bu toplanmış, depolarda duruyor. 30 liraya satılan ürünü 40 liraya, 45 liraya satma sadece fırsatçılıktır. Hani bunun dolara veya euroya endeksi yoktur. Kimse bana nakliye demesin. Hani bir Kocaeli için bahsediyorum. Bizim zeytinimiz Gemlik'ten gelir, yakındır, yarım saatlik yol. Oradan buraya nakliyene tutacak. Fiyat artışına baktığında 30 liralık zeytin 40 lira olmuş. %30'lar, %40'ları varan bir zam uygulamak biraz fırsatçılık gibi geliyor.
Maalesef insanlarımız fırsatçılığı iyi kolluyor. Biraz değil, bayağı öyle ki bununla ilgili de son dönemlerde güzel çalışmalar var. İlerleyen günlerde netleşir. Umarım bunun da önüne geçilmiş olur. Şimdi köprüyü bisikletle geçtiler diye bir haber var. Kocaeli Sanayi Odası'nın düzenlediği bir etkinlik vardı dün. Körfez geçişi bisiklet etkinliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı da katıldı. Yağışlı havaya rağmen TÜBİTAK MAM kapsamında toplanan 200 kişilik bisikletli grup polis eskortu eşliğinde güvenlik önlemi alınan şeritte D100 karayoluyla Anadolu Otoyolu'nu kullanarak Osman Gazi Köprüsü'ne bağlandı. Köprüyü bisikletle geçtiler. Böyle de bir güzel bir haber. Evet, haber. Dün evet yağışlı da bir hava vardı. O havaya rağmen ertelenmeyen bir etkinlik. Bu arada Nedim Çiçek hayırlı sabahlar diyor. Sana da selamı var. Evet, babam sizlere de selam söylemiş. Bereketli bir hafta dilemiş. İnşallah hepimiz için öyle olur. Şimdi Özgür Kocaeli gazetesine bir bakalım. Orada da İzmit'e yeni kayık çekek yeri demiş. Çok bir süre tartışmalıydı burası. Belediyeden talep etmişti balıkçılar. Özellikle oranın yenilenmesi, değişmesiyle ilgili. Büyükşehir Belediyesi İzmit Marina'da eski bir iç kulübünün sahil kısmında bulunan kayık çekek yerini boşaltma, sahilin daha batısına modern yeni bir kayık çekek yeri yapma kararı almış Kamboçya bölgesine. Kapasite de artacakmış. Halen 250 civarında teknenin kullandığı kayık çekek yerini yenisi 500 teknelik olarak projelendirecek. Bölgede balıkçı esnafının ağlarını temizleyebileceği daha sağlıklı ve modern bir alan oluşturulacak. Çok da güzel olur değil mi? Evet. Zaten diyorum talep vardı bununla alakalı. Herhalde ciddi, onları değerlendirdi. Ciddi amatör balıkçılık dediğimiz olta balıkçılığı var. Evet. İnsanlarımız olta balıkçılığını sadece kıyıdan değil denize açılıp da yapıyor. Şu an mevcut Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kaldırılmasını, Kamboçya denilen yerde plajyonun alt tarafı oluyor. Oraya kaydırılması ile ilgili bir projesi var. Sonuçta kimse mağdur olmayacak. Evet. Hayırlı olsun. Balıkçıları da memnun etmiştir herhalde bu haber. Şimdi yine eski sağlık tesisi Sağlıklı Yaşam Parkı'na dönüşecek diye bir haber var. İhalesi 1 Kasım'daymış. Derince'de eski askeri hastanenin bulunduğu bölgeye Sağlıklı Yaşam Parkı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanacak projenin ihalesi 10 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme bölgelerinin bulunacağı tesisin ihalesi 1 Kasım günü yapılacakmış. 44 dönümlük bir alana. Doğal bir alan, yetişmiş evet, ağaçlar büyük, var. Büyük, geniş. Büyük, evet bayağı büyük. Hemen üstünde Derince Eğitim Araştırma Hastanesi var. Hastanelerin yanında bu tip parkların olması. Orada sadece hasta olarak bakmayalım. Her gün oraya muayeneye gelen veya refakate kalan yüzlerce binlerce insan var. İnsanlar artık hastayla birlikte veya hastanede olma ortamıyla birlikte bunalıyorlar. Burada yakın olduğu için belki ayakta tedavi gören hastalar da oraya inip vakitlerini geçirebilirler. Yeşil alan, orada ağaçlar kesilmiyor. Güzel bir merkez haline getiriliyor. Hayırlı olsun. Kocaeli'ye daha çok ağaç, daha çok yakışır. Her ne kadar %42 ormanımız olsa da 10 milyonun 15 milyonun üzerinde ağaçlarımız da dikilse de daha çok ağaç. Çünkü ağaç bu dünyanın geleceğine yön verecek olan en büyük etken. Evet. Şimdi Kırmızı Kocaeli gazetesi ne bakalım. Orada da Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın manşete yer verilmiş. Dernek ve vakıfları desteklerken önyargılı davranmıyoruz demiş Başkan Büyükakın. Biz farklı görüşte olan dernek, vakıf ve dini gruplara kesinlikle önyargılı yaklaşmıyoruz. Örneğin sol çizgide olduğu bilinen Kayo'da yıllardır kullandığı binayı 10 yıl daha verdik. Yine cem evlerine hepsine gerekli yardımları yapıyoruz demiş. Herhalde bir eleştiri gelmişti bununla alakalı. Geçtiğimiz günlerde Ensar Vakfı'nın açılması ile ilgilidir muhtemelen. Çok da güzel bir cevap vermiş. Yani bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne evet, konuda kim eleştirirse bana göre yanlış, esas ön yargılı olan eleştirenlerdir. Yıllardan beri her yıl Sevgide Buluşalım adı altında cemevlerine, cemevleriyle ilgili ortak projeleri var. Dediği gibi Kayot geçtiğimiz yıllarda ciddi sıkıntı yaşamıştı. Kira konusunda, diğer konularda ona rağmen Kayo'dan tüm sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi aldı ve destekledi. Hani sadece TÜKVA, Ensar olarak değil, diğer derneklere de kimin neye ihtiyacı varsa mümkün olduğunca mevzuata uygun olarak
yardım etmeye çalışıyor ve bundan önce de yardım etti. Evet. Başkanın dediği gibi bundan sonra da yardım edeceğini açıkladı. Hı hı. Ama sadece burada bir vakfı, bir derneği eleştirmek adı altında o derneğe gönül verenlere hakaret etmek kimsenin hakkı değil. Evet. Biraz farklı yerden girmek istiyorum. Ensar Vakfı ile ilgili olarak belediye elinde bir köşk var. Bundan önce İzmit Belediyesi'nin olduğu yerdeydi Ensar Vakfı. İzmit Belediyesi dedi ki buradan çık arkadaşım. Vakıfa, derneğe. Çıktı, şimdi bu dernek açıkta mı kalsın? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Pembe Köşk, Kapanca Sokak'ta bulunan Pembe Köşk'ü Ensar Vakfı'na verdi. Ensar Vakfı burada dernek faaliyetlerini, çocuklarla, gençlerle, eğitimle ilgili, bilimle ilgili toplantının yapılabilmesi için ortam oluşturdu. Hani bunun üzerinden hem bir vakıfa, hem bir derneğe veya buna yardım eden bir yöneticiyi eleştirmek çok saçma geliyor bana. Şimdi o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'li veya MHP'li bir belediye, MHP'nin ülke ocaklarına yardım etmesi kadar, onu desteklemesi kadar bir belediyenin normal bir şey olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği veya Atatürkçü Düşünce Derneği'ne nasıl yardım ediyorsa diğer derneklere de yardım etmesi lazım. Sonuçta bir belediye başkanı belediye koltuğuna oturduğunda bağlı bulunduğu siyasi partinin belediye başkanı değil, o şehrin belediye başkanıdır. Kendisine oy vermiş veya vermemiş kim varsa ona hizmet etmekle mükelleftir. Ortada bir açık var, ortada bir desteğe ihtiyaç duyan bir dernek var ve buna yardım edilmiş, buna bir yer verilmiş. Şimdi Kocaeli Büyükşehir'e baktığımızda sivil toplum kuruluşlarına ciddi önem veren, onların tüm ihtiyaçlarını, onlarla ilgili projeler yapan bir belediye anlayışını sergiliyor. Nedir? Seka Park'ta Balkan Türklerinden Yazarlar Derneği'ne kadar, Güvercin Severler Derneği'nden Kanarya Severler Derneği'ne kadar tüm derneklere destek veren bir kuruluş. Başkanlığın söylediği gibi ön yargılı olmak, ön yargılı olduğunu söyleyenler yanlış yapıyorlar. Evet. Şimdi denizi kirleten bir gemiye daha dün yine 3 milyon lira ceza kesildi. Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirlettiği tespit edilen Panama Bandıralı kuru yük gemisine 3 milyon 28 bin 355 TL para cezası kesilmiş. Bu gemiler hala da bir şeyler sızdırmaya devam ediyor. Yani her hafta neredeyse ceza kesiliyor. Hiç de şey olmuyor herhalde. Örnek olmuyor herhalde. Ama bir taraftan da güzel bir denetim var. Körfez'in temizlendiği de ortadaki yine flamingolar Körfez'i istila etmiş durumda o güzel görüntüleriyle. Şimdi araya çıkacağız. O haberi hazırlayalım. Sizlere böyle renkli bir haber olsun. O haberi izleyelim. Ardından da reklama gidelim. Daha sonra Türkiye gündemiyle devam edeceğiz. Şimdi flamingo demişken Körfez'in doğusunda, Körfez'in bittiği yerde göçmen kuşların uğrak yeri var. Evet, sulak alanımız var. Sulak alanımız var. Orası koruma altında. Yine cıvıl cıvıl orası. Yine cıvıl cıvıl. Şimdi haberde göreceksiniz. Hani hafta sonu planı yapıyoruz ya, bence hafta sonu gidecek olanlar tam Gölcük yoluna deniz kenarından giderken belediyenin zaten orada güzel tesisi var. Çayınızı içebilirsiniz. Pikniğinizi hani mangal yakmamak şartıyla oturup hem güneşin batışını izleyin, hem orada göçmen kuşlarının, flamingoların denizin içinde uçarlarsa şansınıza kuğu gibi süzülmesini izleyin derim. Ben geçen yıl bu keyfi aldım. Buradan da tüm izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Evet, o zaman şimdi flamingoları getirelim ekranlara, ardından da reklama gidelim. Bir zamanlar çevre kirliliğiyle anılan, gri bir görünüm ve pis bir koku nedeniyle yanına yanaşılamayan İzmit Körfezi, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı arıtma tesisleri, altyapı çalışmaları, havadan, karadan ve denizden devam eden sıkı denetlemelerle eski güzel günlerine geri döndü. Sualtı ve su üstü canlı varlığının her geçen gün arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası. Her yıl olduğu gibi bu yılda İzmit Körfezi, güzel renkleri, uzun bacakları ve kıvrımlı boyunlarıyla dikkat çeken flamingoların uğrak noktası haline geldi. Suyun üzerinde dinlenen ve zaman zaman yiyecek arayan flamingolar bölgede görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Renkleriyle görsel şölen yaşatan flamingolar kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Zaman zaman kalp şeklinde sürü halinde gezen flamingolar İzmit Körfezi'ne olan bağlılıklarını fotoğraf karelerine yansıtmış oldu. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla
mesken tuttuğu Körfez, şu anda flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alan avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altına alındı. Sulak alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7/24 gözetim altında tutuluyor. Güne başlarken programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Türkiye gündemini konuşacağız biraz. Sabah gazetesiyle başlayalım. Bay Kemal'in tehdidi darbe dilidir demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Devlet memurlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki göstermiş. Açıkça suç işliyor demiş. Detaylara bakalım. Bay Kemal çiftçiyi, esnafı, polisi, öğretmeni, toplumun her kesimini tehdit etti. Bu dil vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir. Biz CHP'nin bu diline alışığız. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak suçtur. Sen nasıl bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Onu hatırlatıyorum. Türkiye'de bir hukuk devletidir. Kabile devleti değil. Kılıçdaroğlu'nun heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Türkiye vesayeti gömdü. Vesayeti de darbe zihniyetini de gömeli çok oldu bu zat. Türkiye'nin hala tek partili CHP faşizminde veya 28 Şubat döneminde olduğunu sanıyor. Bu zatın FETÖ'cülerin, PKK'lıların gazıyla kendini rezil etmesine ben de üzülüyorum. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Sana randevu verdi mi? Verdi. Hani bağımsız değildi demiş. F-16 konusuyla ilgili de bu F-35'lerle bağlantılı bir konu. F-35'ler için yaptığımız ödeme karşısında ABD'nin böyle bir teklifi oldu demiş Başkan Erdoğan. Şimdi, sinirlenmiş. Evet. ki haklı. Hani muhalefet partisi genel başkanının devlet memurlarına, 657 tabi devlet memurlarına tehdit etmesi. Bundan önce de çiftçileri tehdit etmişti. Hı hı. Öğretmenleri tehdit etmişti. Şimdi muhalefet partisinin insanımız korkuyla veya tehditle bizim insanımıza hiçbir iş yaptıramaz. Bu nereden çıkmıştı? Merkez Bankası ile ilgili sorun sıkıntı işi yapmıştı ama Cuma günü de herhalde. Cuma günü Merkez Bankası Başkanı'nın yanına gitmiş. Oradan gerekli bilgileri almış. Merkez Bankası'nın yaptığı para politikası ile ilgili brief almış. Brief ile ilgili de bilgilendirdikten sonra oradan ayrılmıştı. Onun hemen çıkışında insanları tehdit edip ayın 18'inde devlet memurlarının bir nevi biraz işi yavaşlatma gibi itaatsizlik. Şöyle düşün, bir yerde öğretmensin, Kılıçdaroğlu'nun lafıyla hareket ediyorsun, müdürün sana bir şey diyor, derse girmeyeceksin. Hı hı. Böyle saçmalık olabilir mi? Veya doktorsun, Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle muayeneyi az yapacaksın. Şimdi devlet memuru, yani herkesin bir görev tanımı vardır. Görev tanımı da nedir? Memurluk yasasında mevcuttur. Burada çalışan bir memurun suçu ne? Niye tehdit ediyorsun? Niye tehdit edersin? Hani şimdi seni birisi tehdit etse ne yaparsın? Paniklersin. Ben tam tersini yaparım vallahi. Paniklersin, sonra düşünürsün, tersini yaparsın. Veya paniklersin dediğini Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle yapmayacağım varsa da yaparım. Yaptığını düşün. Senin üst yönetimi sana bir ceza vermeyecek mi? Niye yaptın tabii bunu? Tabii ki verecek. Kılıçdaroğlu öyle söyledi. Ya biraz burada Kılıçdaroğlu ne diyelim, saçmaladı demeyelim de ben kelime bulamadım. Ondan yapmış. Evet. Şimdi Milliyet gazetesiyle devam edeceğim. Önce bir şeye girelim. Kocaeli Spor'u konuşmuştuk ilk programı açar açmaz. Devlerin de maçı vardı hafta sonu. Dev maç Trabzon'un Fener'i devirdi, zirveye oturdu demiş. Trabzonspor liderliği ele geçirmiş. Nefesleri kesen dev maçta Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 21 puanla liderlik koltuğuna oturdu. 19 puanda kalarak ikinci sıraya düşen Sarı Lacivertliler'de Kim Min-jae 23'te kırmızı kart gördü. Yoluna namağlup devam eden Fırtına'nın gollerini de
Bekasetas ve Yusuf Sarı kaydetti bu futbolcu isimleri gerçekten. Galatasaray istediğini aldı demiş yine Milliyet. Galatasaray Mustafa Muhammed'in attığı golle Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Üst üste 3. maçını kazanan Sarı Kırmızılılar 17 puana yükselirken konuk ekip bu sezon ilk yenilgisini aldı. Konya'yı ilk yenen Galatasaray Beşiktaş olmuş herhalde. Beşiktaş yenildi. Beşiktaş'ta evet, Başakşehir'e burada yer verilmemiş ama. Şimdi dün akşam bir Fener maçı çok su kaldırır. Değişik bir hafta olmuş evet, ya. Evet, değişik bir haftaydı. Dün Fenerbahçe Trabzon'dan İstanbul'a Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Orada binlerce taraftar vardı, başkan vardı. Maçı biraz izleme fırsatım oldu. İkinci yarı diyelim. Hakem biraz karar verirken ne diyeyim, Fenerbahçeliler futbolcuya sarı kart verdi ama Trabzonsporlu futbolculara ben gördüğümü söylüyorum. Tamam, ne kadar Fenerbahçe taraftarı olsak da biraz taraf tuttu. Evet. Açıkçası o. Penaltı mıydı? Penaltıydı. Kimse ona bir şey diyemez. Ama ondan önceki mücadelelerde daha çok Trabzonspor lehine kararlar verdi. Bu yüzden de Ali Koç bir açıklama yaptı. Biz kimseye hakkımızı yedirmeyiz diye. Hakeme tepki çok. Evet. Bu hafta hakemlerle ilgili Kulüpler Birliği'nin oturup bir toplantı yapması planlanıyor. Hak eden kazansın. Yani Trabzon güzel oynadı mı? İnanın eğer Fenerbahçe genel olarak baktığımızda dünkü maçta baktığımızda Trabzon güzel futbolculardan, kaliteli futbolculardan oluşan bir takım. Ama karşısında 10 kişilik bir Fenerbahçe var. 88'de 89'da penaltıyla 2-1 yapıyorsun. Onun hemen akabinde zaten uzatmalarda 3-1 ile maçı sonlandırıyorsun. Fenerbahçe'ye baktığımızda dün akşam eğer 10 kişi kalsaydı maçın sonucu daha farklı olurdu. Çünkü çok koşan bir Fenerbahçe var, alan bırakmayan bir Fenerbahçe var. İkili mücadelelerde yorulmadan yere düşse dahi, yerde dahi mücadele eden bir Fenerbahçe vardı. Ama hakemin kırmızı kart göstermesiyle birlikte defansa kapanan, kontratak oynamaya çalışan bir Fenerbahçe vardı. Burada bence Trabzonspor'un 10 kişi kalan bir takımı açmakta zorlandığını konuşmamız lazım. Hakem hatalarından evet. Başka. Bu sene lig güzel geçecek. Dört büyük takımın karıştığı. Takımlar çok başarılı tabii, değil mi? Dört büyük takım eski günlerde olduğu gibi sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş değil. Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile birlikte artık futbol oynamayı, güzel futbol oynamayı, mücadele etmeyi, sonuna kadar mücadele etmeyi öğrendi diyelim. Bakalım lig sonunda kim şampiyon olacak, kim sevinecek, evet, hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte evet, konuşacağız da, göreceğiz de. Şimdi grip miyim yoksa Covid mi en çok tartışma yaratan, endişe yaratan sorulardan bir tanesi. Uzmanlar diyor ki koronavirüsle soğuk algınlığını ayırmanın tek yolu test. Bir aileyi bırakın, ben de ayırt edemem. Sadece Covid-19 için değil, bu virüsler için de test var, onları da yapmak durumundasınız demiş. Yani bunu kesin olarak belirlemenin tek yolu, doktora bile gitseniz test yaptırmak, evet, PCR testi yaptırmak. Onun dışında yanılma payı çok büyük çünkü semptomlar neredeyse aynı. O yüzden bir şüpheniz varsa, kendinizi iyi hissetmiyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna gidip, artık biliyorsunuz bu testler ücretsiz, en yakın sağlık kuruluşuna gidip devlet hastanelerinde özellikle yaptırabilirsiniz çok basit bir şekilde. Ya riske atmanın bir anlamı yok. Ona göre de tedavinize devam edersiniz. Grip de çok salgın, grip de olabilirsiniz tabii ki. Her burun akıntısı ya da öksürük Covid değil ama bunu anlamanın tek yolu maalesef PCR testi. Yani o var bu var diye ya kafanızı karıştırmayın boşuna. Sadece 3 dakika veya 5 dakika. Artık çok yoğunluk da olmuyor. Çünkü ayrı, her hastanede ayrı bir alanı var artık Covid'in. Covid polikliniği diye bir alan oluştu maalesef. Oraya gidip oradan bir sıra numarası alıp hemen test yaptırabiliyorsunuz. Eskisi gibi sonuçlar içinde böyle bir gün, iki gün bazen sürüyordu biliyorsunuz. Öyle beklemenize gerek yok. Hemen 3-4 saat içinde sonuç da belli oluyor. O yüzden hiç riske atmayın, üşenmeyin. Gidin test olun. Ya burada sonuç ne oluyor? Griple Covid arasındaki semptomlar aynı olduğundan. Evet. Ben gripim diye kendinizi kandırmayalım.
Bazen grip diye sandığımız birçok arkadaş maalesef pozitif vaka çıkıyor. Şimdi ama aşı olduğumuz de, için daha hafif geçiriyoruz Covid'i de. Aynı grip gibi geçiriyoruz. O yüzden yok ya Covid olsam böyle olmam demeyin. Çünkü aşıdan dolayı gerçekten çok hafif geçiren, Covid'i bile çok hafif geçiren insanlar var. Grip, yine tekrarlayalım. Gripim diye doktora gitmemezlik yapmayalım. Mutlaka PCR yapalım. Ha, gripsek evden çıkmayalım, yine izolasyon altında kendimizi karantina altına tutalım. O şekilde tedavimizi sürdürelim. Şimdi çevremize baktığımızda ya ben gripim deyip ortalıkta hapşıran, öksüren arkadaşlar var. Doktora gittim mi gitmedim. Ya niye gitmiyorsun? Ya ben gripim, ben kendimi biliyorum. Hani insanlar buna sığınır. Bilemiyoruz sığınır. İnanın. Yani, bilemezsiniz hani bilse bilse doktor bilir. Doktorlar dahi semptomlar aynı olduğu için ilk önce diyorlar PCR testi yaptır. Ondan sonra gripsen gel senin tedavini yapalım diyorlar haklı olarak. Evet. Şimdi iklim için altın rehber demiş. Milliyet gazetesi sık sık iklimle ilgili şeylere özellikle ortada yer veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Araştırma Komisyonu tamamlandığı raporunda Türkiye'nin iklim dönüşümüne rehber olacak altın değerinde öneriler hazırlanmış. Kısaca bakalım. 729 sayfalık rapor, küresel iklim değişikliğinin sebepleri ve etkileri, iklim değişikliği azaltım çalışmaları, iklim değişikliği uyum çalışmaları ve netice ve tavsiyeler başlıklı 4 bölümden oluşuyor. Raporda Paris İklim Anlaşması ile yeni bir dönemece girildiği belirtilerek atılan adımların kimseyi geride bırakmadan ve adil yönetilmesi için ulusal adil geçiş mekanizması kurulması önerildi. İklim kuşağı kaymalarının gıda kaynaklı hastalıklar yarattığına dikkat çekilip yeraltı sularının kuraklık, savaş ve afet dönemi için korunması gerektiği tespiti yapıldı. 2053 net sıfır emisyon hedefi için atılması gereken çok önemli adımlar bulunduğu dile getirilen raporda Çevre Bakanlığı'na iklim biriminin eklenmesi ve iklim başkanlığı biriminin kurulmasına da vurgu yapıldı. Evet. Şimdi önümüze yani çok büyük bir tehlike. Artık yavaş yavaş bunu bu tehlikenin farkına varmaya başladık. Yani farkına varmıştık aslında ama bir şey yapılmıyordu. Artık son dönemde bununla ilgili çok ciddi çalışmalar da başladı. Bu sevindirici haber. Çünkü bu bir gerçek, bu bir doğal bir şey. Yani tabii ki insan kaynaklı da biz de tetikliyoruz. Bununla ilgili neler yapılabilir? Bu konuşulmuş, güzel de bir rapor oluşturulmuş. İnşallah faydalı olur. Şimdi 1990'lı yıllardan itibaren hayatımıza deodorantlar girdikten sonra ilk orada çıktı. Ozon tabakası atmosferi deliyor. Tabii, ozon tabakası deliniyor diye. Yani biz de ozon tabakası delinse ne olacak diye. Çünkü bilmiyorduk ne olacağını. Hemen küresel ısınma devreye girdi. Küresel ısınma deyince biz dedik ki ya küresel ısınma olursa burası zaten deniz belli ama kutuplarda buzların eriyeceğini öngörememiştik. Şöyle diyelim. Biz hortumu filmlerde izlerdik. Hollywood filmlerinde hortum gelirdi. Her yeri allak bullak ederdi. Veya haberlerde yılda veya 5 yılda bir kere hortum haberi izlerdik. O da Ekvator bölgesinde. Şimdi artık Kandıra'da dahi hortumlar çıkmaya başladı. Evet. Yani Kandıra'da dahi ben Kocaeli bazlı diyorum. Antalya'ya bakıyoruz, Bodrum'a bakıyoruz. Türkiye'nin her yerinde hortum çıkıyor. Hani filmlerde gördüğümüz her şey hayalde gerçek oldu derler ya. Ben hatırlıyorum. Coğrafya dersinde bizim ülkemizde görülmez bunlar derdi öğretmenlerimiz. Yani yoktu. Amerika'da daha büyük okyanus olan, okyanusa kıyısı olan ülkelerde görülür derdi. Bu neden? İklim değişikliğiyle ilgili. Artık yazın ortasında kar yağması normalleşecek. Çünkü iklim değişti. Evet. Şimdi geçen haftaya baktığımızda biz serzenişte bulunuyoruz. Diyoruz ki ya sabahları soğuk, gündüz çok sıcak, akşam yine soğuk oluyor diye. İnşallah gün içinde 4 mevsimi yaşamayız. Eğer önlem alınmazsa, eğer doğaya saygımızı gösteremezsek, onunla ilgili tedbirleri almazsak, gelecek yıllarda biz görür müyüz, göremeyiz mi onu bilmiyorum. Ama gün içinde yazın kar yağdığını, kışın insanların sıcaktan bunaldığı günler çok uzak değil. Evet. Paris İklim Anlaşması ile birlikte artık 2053 yılında dünyanın, kirlettiğimiz dünyanın tekrar eski noktaya gelebilmesi için neler yapmamız gerektiği ile ilgili tedbirler var. Bunun en önemli şeyi emisyon, havanın temizlenmesi. Hava temizlendikten sonra ister istemez her şey yine eskisi gibi düzene girmiş
olacak diye bekliyoruz. Bunun yanı sıra denizler ve çevre de bizim, kara da bizim. Gerçi onlara yerel yönetimler mümkün olduğunca kara ve deniz temizliği ile ilgili ellerinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Az önce örneğini okuduk. Bizde evet. Çok sık oluyor biliyorsunuz. Deniz kirliliğidir, diğer şeylerdir, çevreye atılan plastiklerdir, piknik yaptığımızda çevreyi kirletmemizdir. Bunlar da etken ama en önemli şey havanın kirlenmesi, emisyon oranının çok olması. Şimdi neden elektrikli araçlara geçmeye başladık? Artık mazotlar ve benzinli araçlardan çıkan egzoz gazları çevreye oldukça zarar vermeye başladı. Bizim 1990'lı yıllarda deodorantla birlikte hayatımıza giren, bir parçası olan ama ne olacak diye bilmediğimiz, hayal dahi edemediğimiz ozon tabakasının delinme konusu şu anda karşımıza geldi. Evet. Şu anda bildiğimiz karşımıza geldi. Buzullar daha çabuk erimeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda Kandilli Rasathanesi Başkanı'nın açıklaması vardı. Artık denizler de yükselecek dendi. Evet. Hani bu da bizim, bir felaket tabii, biliyorsunuz değil mi? Hani denizler dahi yükselecek. Şöyle düşünün, ben İzmit'i bilenleri, Gebze'yi bilenleri veya Karamürsel'i bilenlerden bahsediyorum bu bölgede. Düşünün, Karamürsel Değirmenleri sahilde oturduk, güneşin batmasını izliyoruz. Denizden yaklaşık 1 metre, 1,5 metre yukarıdayız. Deniz yükseldiğinde belki de sıfır olacağız. Tekrar evet, o şeyi havaya kaldırmamız gerekecek, çay bahçelerine. Keza Seka Park'ta oturduğumuzda bu da başımıza gelecek. Evet. Biraz önce flamingolarla ilgili konuştuk ya, eğer deniz yükselirse, Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması o, Sefa Sirmen diye bahsettiğimiz bulvar suyla iç içe kalacak. Evet. Şehri belki biraz daha geri taşımamız tabii, gerekecek. Hani her şey değişecek. O doldurduğumuz hani yerler. Tabii. Hani bu şey değil, bir komplo teorisi değil. Değil. Bilimsel açıklama. Çünkü buzullar eriyor. Evet. Buzullar neden arıyor? Eriyor. Biz kendi bireysel güzelliğimizi, bireysel kişilikle ilgili parfümünden deodorantına, daha çok daha hızlı gitmek için veya aracımızı modifiye yaptırırken egzozu patlatıp egzoz gazının daha çok dışarı çıkmasını öngörerek kendi egomuzu tatmin etmek için yaptığımız hatalardan dolayı maalesef dünyaya çevreyi zarar verdik. Ediyoruz. Ve bunu onarmak için Paris İklim Anlaşması ile birlikte bunu düzeltmek için tekrar çabalayacağız. Sıfırdan tekrar başlayacağız. Evet. Şimdi Türk Hava Yolları ekibi hayatları böyle kurtarıyor demiş. Kabin ve kokpit görevlilerinin kurduğu İyilik Dostları oluşumu son çalışmalarıyla Senegal'in kırsallarında güneşten saklanan albino hastası çocukların yaralarına güneş kremiyle merhem olduğu Türk Hava Yolları kabin amiri Esra Kılıç doğal güneş kremi yapmayı da öğretmek istiyoruz dedi. Gittikleri yerlere iyilik saçan gruplar çok da güzel olmuş. Evet. Herhalde her yerin ihtiyacına göre işte burada albino hastası bir çocuğa güneş kremi sürülüyor. Başka bir yerde belki başka bir sıkıntısı olan kişinin sıkıntısı çözülüyor. İyilik Dostları oluşumu çok da güzel olmuş. Şimdi Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Antalya'da aşı yaradı demiş. Türkiye'nin turizm üssü Antalya'da pandemi krizini aşıyla aştı. Antalya ilk 9 ayda ağırladı 7 milyon turistle rakibi İspanya'yı da geride bıraktı. 15.6 milyon turistle Türkiye rekorunu kırmış 2019'da Antalya. Hedefi 20 milyona yükseltmekmiş. Ancak pandemiden dolayı uçuşlar durunca, ülkeler kapanınca 3 milyon turist gelmiş. Bu yıl güvenli turizm hedefiyle yola çıkmış Antalya. Ve bu yıl turizm nefes aldı demişler. Kent 2.7 milyonu Rus, 1.1 milyonu Ukraynalı ve 880 bini Alman olmak üzere toplam 7 milyon turist ağırlamış 9 ayda. En yakın rakibi İspanya'yı da, İspanya 3.8 milyonla evet, geride kalmış. Bayağı da bir fark atmış. %40'a yakın bir fark. Bunu da aşıyla yaptığı. Ha, güvenli ki, ülke evet, oldu. Güvenli bir ülke oldu ve yine turistlerin tercihi olmuş Antalya. Kim birkaç ay Rusya mesela Türkiye uçuşlarını durdurmuştu. Hı-hı. Hani Rus turistler istediğimiz düzeyde değildi. Ha, yeterli mi? Bizim 2019 yılında gelen turist sayımız 20 milyon Hı-hı. civarındaydı. Geçen yıl daha azdı. Bu yıl 7 milyon. İnşallah gelecek yıl biraz daha artar. Hı-hı. Bir %100'lük artışta
15 milyonu buluruz. Çünkü ilk ülke ekonomisi için çok önemli. Çok önemli. Diyoruz ya aşı aşı aşı. Evet. Şimdi Posta Gazetesi'nde İzmit'le ilgili bir haber. Dün yine yerel gündemi oldukça meşgul etmişti. İzmit'te 5 TL'lik kazı kazandan 200 TL'ye kazandığını sanıp parasını isteyen kadını gezici bayi Süreyya Bulut uyardı. Bir kadın yoldan geçerken kart istedi. Aldığı kartı kazıdı. 200 TL'ye kazandı sandı, sevindi. Ben de 200 bin TL'ye kazandığını söyledim diyen Süreyya Bulut, kazı kazan kartını güvenli bir şekilde çantasına koyduğu kadını ikramiyeyi almaya yollamış. Gezici bayi Bulut kazanan kartın fotoğrafını da çekmiş. 200 bin TL'ye kazanıyor ama 200 TL'ye kazandığını sanıyor. Gezici bayi de uyarmış. Ya burada gezici bayiyi tebrik etmek lazım. Güzel bir bayiye çatmış. Evet, yoksa hani günümüz şartlarında baktığımızda 200 lirasını 200 verip lira. Sonuçta bunun şey yok, kendisi gidip tahsil ederdi. Hiç ruhu bile duymazdı. Evet. Evet. Ne diyelim, artık son toparlayalım. Bugünün sonuna geldik. Güzel bir pazartesi günü geçirdik. Şimdi bu sendroma giriyoruz ister istemez. Haftanın ilk günü, bir de kapalı da bir gündü. Ama güzel haberlerle bugünü kapattık. Yarın yine saatler 8.30'u gösterdiğinde Selçuk Sevim ve ben Güne TV 41 ekranlarında başlayacağız. Sizleri de bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.